Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Supi Hocam, bu videoda neler göreceğiz? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Artık yeni bir üniteye giriş yapıyoruz. Konumuz health problems, yani sağlık problemleri. Zaten bu sene içerisinde ciddi anlamda sağlık problemleri gündemde, her gün televizyonda görüyorsunuz. Bir insanın sağlık problemi var diye nasıl sorarız ve o insan sağlık probleminden nasıl bahseder, açıkçası ona bakacağız. Sağlık problemlerine başlamadan evvel arkadaşlar, öncelikle vücudumuzun bölümlerini bir hatırlayalım. Çünkü bu vücudumuzun bölümlerinden bazılarının sonlarına bazı ekler getirerek onlarla ilgili hastalık kazandırıyoruz. Bakalım şimdi nelermiş. İlk önce sen şarkıyı biliyorsundur. Head, shoulders, knees and toes, knees on, knees and toes gibi bir şarkı var. Asla bilmiyorum. Bildiğine eminim. Şimdi burada vücudun bölümlerini göstermiş arkadaşlar. İlk hangisi olabilir? Ama bildiklerimi söyleyebilirim. Hadi bakalım. Ayaklar foot. Foot çok iyi. Ayaklar çok foot deyip stomach'i gösterdin. Evet. Stomach bu baş. Hangisi? Stomach. Alakası yok. Alakası bile yok. Eye'dan devam edeyim o zaman, bildiğin gözden. O kadar sağlam söyledin ki ben de inanasım geldi. Eye, göz, evet. İki tane olduğu için eyes diyebilirim aslında. Devam. Head. Head baş, kafa demek, evet. Hand, el. Hand, el. El hangisi? El burada, hand. Finger, parmaktır. Finger, parmak. Bir parmak gibi geldi. Evet. Karın. Stomach, karın tabii ki. Şimdi güzel. Aklıma geldi karın ağrısından. İşte zaten karını birazdan ona göstereceğiz. Bunu da yapmıştık öğretmenim, çizebiliriz. Hangisini? Ay. Ay, gözle bahsetmiştik. Evet, stomach. Evet. Ear, kulak. Bravo. İyi gidiyorum, az kaldı. Nose, burun. Nose, burun. Göbeği bildiğimi sanmıyorum. Göbeği dedim, karın zaten. Karını stomach yazdık O karını yazdık. Kol. Arm. Kol tabii ki. Evet. Ağız. Knee. Mouth. Ağız demek arkadaşlar. %50 şansımı tutturamadım. Evet. Ne kaldı geriye? Diz. Knee. Diz. Bunlar birden fazla olduğu için onlara S de getirebilirim. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında ben şu bel, sırt bölgesini de yazacağım. Çünkü birazdan onu da kullanacağız. Buraya da back, insanın arkası, sırtı deniyor. Şimdi head, ear, back, stomach ve baş ağrısı, diş ağrısı. Dişler yok burada. Şu dişleri de gösterelim buradan. Teeth. Dişler. Bunlar sevgili arkadaşlar, bu 5 tanesi diğerlerinden farklı hastalıklar anlamında. Neden farklı? Çünkü arkadaşlar ek ve ağrı anlamına gelen eki bu vücudun bölümlerinden sonra geldiğinde arkadaşlar orada bir ağrı olduğunu bize anlatıyor. Şimdi headache ne olur o zaman? Baş ağrısı. Baş ağrısı. Ay, kafam ağrıdı dediğimiz. Evet. Toothache. Diş ağrısı. Diş ağrısı. Öğretmenim demin teeth dediniz. Teeth dişler arkadaşlar. O ile yazıldığı zaman tekil oluyor. E ile yazıldığı zaman çoğul oluyor. Düşünebilirsiniz. Earache. Kulak. Kulak ağrısı. Kulak ağrısı. Backache. Sırt ağrısı. Sırt ağrısı veya bel ağrısı. Artık hangisini dersiniz arkadaşlar. Aynı şey ikisi de. Stomachache. Karın ağrısı. Karın ağrısı. Bunların hepsi sonlarına ağrı ekini alan kelimeler. Bunun dışında neler var? Cold ne olabilir? Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı. Kaf. Hani sigara içenler böyle öksürür ya. Kaf. Evet, koah oldular sonrasında. Kaf. Öksürük demek. Sneeze. İnsanın sinüsleri buradadır ya. Sinüsler dolunca sneeze. Hapşırmayla oralı boşalır. Sneeze hapşırmak demek. Hapşurmak mı, hapşırmak mı? Hapşırmak. U'yla mı, ı'yla mı? U'la bence. Bence de u'yla. Hapşırmak. Fever ne olabilir? Fever. Ateş. High fever dersem de arkadaşlar yüksek ateş olur. Ateşlenmek. Runny nose. Şimdi run normalde koşmak demek. Diğer bir anlamıysa bir suyun akması anlamına geliyor. Runny nose ne olur? Burun akıntısı. Sore throat. Throat, throat bezinden geliyor. Throat bezi şişince ne olur? Boğaz şişer. O zaman sore throat. Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı. Flu ne? Grip. Grip zaten birçok ilacın griple alakalının sonunda yazıyor. Tired. Yorgunluk. Finger cut. Nasıl? Ay, şu an bir şey oldu. Parmak kesiği. Ay. Ha, bu şey komple parmağın kesildiğini değil. Yemek yaparken parmağın kesilmiş. Onun gibi düşün. Parmak kesiği. Yoksa komple kopmamış. Bacak. Şimdi leg neydi? Bacak. Bacak. Arm neydi? Kol. Broken leg. Bacak kırılması. Kırık bacak.
Broken arm, dağılma özelliğini kullanıyorum. Matematik. Kırık kol. Evet. Kırık kol, evet. Measles, kızamık. Vomit de arkadaşlar kusmak demek. Daha bunlar daha çok semptomlar. Kusmak. Bunun dışında... Bu da aslında şey, o eylemi yaparken çıkarttığımız sese benziyor. Kusmak arkadaşlar. İlerleyelim. Hepsini de kodladık çirkin bir şekilde. Şimdi, evet, iyice çirkinleşiyoruz arkadaşlar bu derste. Ama maalesef yani hastalıklar hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor gibi böyle bir duygusal bağ kurmayacağım. Allah'ım sağlık versin hepimize, ne diyelim. Siniz ne olabilir? Siniz hapşırmaktı. Hapşırmak, hangisi hapşırıyor burada sence? Hapşıran burada. Bu yapıyor galiba. O zaman buraya A yazıyorum. Stomach ache. O hangisi? Stomach neresiydi? Şey burası. Karın ağrısı. Karın ağrısı. Güzel. Ear ache. Kulak. Kulak ağrısı nerede var? Bulabiliyor musun resim? Bu. O sanki bu yanak şişmiş gibi. Yanak bu. Şişmiş gibi. O zaman bu. Ear ache. Kulak ağrısı. Tooth ache. Ay Allah kimseye vermesin. Çok zor. Şu mu acaba? Tooth ne demekti? Diş. Diş ağrısı. Dedim ya bu diş diye. Evet. Diş ağrısı. Güzel. Vomiting. Yapmıştık. Bu arkadaşlar evet. Yeşil olsun. Direkt yeşille gösteriliyor. Kaf. Hangisi? Anladım hocam. Şey yapmayın. Zorlamayın kendiniz. Şudur. Kopya vereceğim diye nefessiz kaldım burada. Evet. Kaf. Sore throat. Şu. Sore throat. Boğaz ağrısı arkadaşlar. Güzel. Fever. Bu. Fever. Ateş. Ateş ve flu. Flu grip. Da grip demek. Burun akıntısı var. Üşüme var. İşte hepsi var arkadaşlar evet. Aynı anda. Evet. Şimdi bir kişinin hastalığını sorarken what is the matter with you diye sorar. Senin neyin var? Buradaki matter problem demek. Senin ne problemin var? Seninle ilgili problem de aslında. İstersen ben buradaki with you yerine gerçi orayı bir aşağıda belirtmişim. Neyse orayı bekleyemiştim. What is the matter with you? Senin neyin var? Demek kişi cevap verirken I have ile başlar. Çünkü I have sahip olduğum bir şey. What is the matter with you? Neyin var? I have fever. Neyi varmış? Ateşi. Ateşi and sore throat. Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı. Genelde doktora sorar. Neyiniz var? Hani neden buradasınız? Şikayetiniz nedir gibi. Tam olarak şikayetiniz nedir sorusu bu. Bir şey soracağım Erdem. What is the matter with you soru kalıbını hastalık için soruyoruz evet ama böyle normalde mesela... Ruh hali için de sorabiliriz. Evet. Neyin var? Problem mesela. Üzgün görünüyor soru. Bir arkadaşın. Aynen. Hepsi için sorabiliriz. Sıkıntı tamam. Yok. What is the matter with you? What's wrong? Neyin var? What is wrong da kullanılabilir bu arada. Wrong burada yanlış. Seninle ilgili yanlış olan bir şey var. Yani her şey yolundayken doktora gitmezsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Başka birinin hastalığını sorarken de what is the matter with you yerine, you'yu kaldırdığım yerine him ya da her getirebilirim. Ya da direkt him'in yerine Ömer, Ömer'in nesi var? Her yine de Nagihan, Nagihan'ın nesi var gibi sorular sorabilirim. Bakalım what's the matter with him ya da her, she ya da he has toothache. Onun diş ağrısı var. I have derken have'le, he ya da she has derken de fiilin sonuna has'le getirdiğini cevap veriyor. Fiilin sonuna s'le getirdiğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Şimdi resimlerle ilgili sorular sorulmuş. Bakalım biz nasıl tamamlayacağız. What is the matter with you? I have toothache. Dişim ağrıyor demiş. What is the matter with her? Onun ateşi var, fever. O zaman nasıl cevap vereceğiz? She has fever. 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 Güzel. Aynı zamanda boğaz ağrısı olsun. And o aşağıdakinde mi var? Alttakinde var. O zaman kurcalamayalım. Nagihan kafa karıştırma. What is the matter with him? He has. He has. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Boğaz ağrısı demek arkadaşlar. Devam edelim. What's the matter with her? Onun nesi var? Ateşi var. O zaman? She has fever. She has fever. Aynısı olmuş oldu. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. She feels, kendini nasıl hissediyor? She feels tired. Yorgun hissediyor diye diyebiliriz. Evet. Bu feel kelimesi de kullanabiliriz. Ateş bitkinlik yapar. Evet. What is the matter with you? Baş ağrısı var. I have diyeceğiz. I with have. You dediği için. I have headache. Headache. Güzel. What is the matter with him? He has stomachache. Güzel. He has stomachache. Evet. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. What is the matter with him? Onun nesi var? Kulağını tutuyor. Dikkat edersen Nagihan'cığım. Kulak. Ear. O zaman? He has. Earache. Earache. Devam ediyoruz. What is the matter with her? Kolu kırılmış. She has. Has. Broken arm. Devam leg de edelim. Bacaktı. Leg de bacaktı. Şöyle ayırt edebilirler öğrencilerimiz. Leg, bacak, arm, kol ya. Leg, bacağa benziyor. Evet. Uzun gibi düşünebiliriz belki. What is the matter with him? Onun nesi var? Belinde bir kızı böyle acı var sanki. He
He has... Bel ağrısı. Back... güzel, bel ağrısı çok güzel bağladın. Evet. Back insanın arkası, sırtı, gerisi demek. Dolayısıyla back'e gidilince... O konuda çok yaratıcı olamamışlar. Evet. Ceyda, Seyhun, Duru ve Buket isimli kişilerin değişik sıkıntıları var. What is the matter with them? Onların nesi var? What is the matter with Ceyda first? Ceyda... Burnu akıyor. Has... Burun runny nose. Evet. Burun akıntısı var. And she is sneezing. O hapşırıyor aynı zamanda. Seyhun. What is the matter with Seyhun? Terliyor dikkat edersen. Ateşi var. O zaman Seyhun aslında üşümesi lazım. Ateşi olduğu için. Ateşi olunca üşür. Aslında terleyince insan daha böyle şey yani vücut atıyor, atıyor değil mi? Evet. Artık. Biz ona ateşi var diyelim. Grip gibi de olabilir. Fever. Ateşi var diye ısrar ediyorum şu anda. Seyhun has fever. Benim aklıma gelmedi ateş de o yüzden. Ha sen zaman kazanmaya çalışıyorsun. Fever. Fever güzel. Evet. Devam edelim. What is the matter with Duru? Duru'nun nesi var? Başı kafasına... ağrıyor galiba. Başı ağrıyor evet. Headache. Duru has. Headache. Headache. And what is the matter with Buket? O grip olmuş kesin. Buket has cough. Cough'da öksürük var. Öksürük anlamına geliyordu. Devam edelim. Grip neydi hocam? Grip neydi? Flu'ydu. Evet. He has pain. Şimdi sadece ağrı anlamına gelen kelime eki değil. Pain de ağrı, acı anlamına gelir. Yani neyim var? Bacağımda ağrı var, kolumda ağrı var gibi kelimelerde yani öyle bir cümle kurmak istiyorsam pain kelimesi direkt kullanabilirim. He has pain on his finger. Ne yapmış? Burada bir kanama yok, bir kesiklik yok. Sadece çekici eline vurmuş. Ağrı, o zaman acı. Ağrı. He has finger on, he has pain on his finger. Güzel. He has runny nose. Runny nose. Şşt. Burada akıntısı var. He has broken leg. He feels tired and has fever. Yorgun ve ateşi var. Güzel. Kendini yorulmuş hissediyor ve ateşi var. Devam edelim. Evet. Sayfalar arası geçiş yapabilsek mükemmel olacak. Güzel. There are a lot of sick people at the hospital today. Bugün hastanede bir sürü hasta insan var diyor. Has a stomach ache. Stomach ache. Which of the following? Which of the people has stomach ache? Nina. Nina has stomach ache. She looks really bad. Gerçekten kötü görünüyor. My best friend blah 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 has high fever. High fever? Yüksek ateş. Who has high fever? Yüksek ateşi olan... Mark. Mark has high fever. He feels sick and tired. O kendini hasta ve yorgun hissediyor. Blah blah has a backache. Sırt ağrısı var Pablo'nun. Pablo has a backache. He can't stand upright. Upright, dik. Doğru düzgün anlamına geliyor. He can't stand upright. O dik duramıyor. Hani beli ağrıdığı evet. için bükülüyor. Blah blah has the flu. He is sneezing and feels cold. Tom. Tom has flu. Tom'un gribi var. O hapşırıyor ve aynı zamanda kendini üşümüş hissediyor. Soluk algınlığı hissediyor. Jeff. Has a terrible headache. Jeff'in de terrible. Very bad korkunç. Demek. Korkunç bir baş ağrısı var. They are all waiting the doctor to be examined. Examine, muayene demek arkadaşlar. Muayene olmak için doktoru bekliyorlar hepsi. Gelelim bir sonraki etkinliğimize. What is the matter with Mark? Mark'ın nesi vardı? Mark'ın yüksek ateşi var hocam. O zaman? He has high fever. Onun yüksek ateşi var. Does he feel? How does he feel? O nasıl hissediyor? Yine Mark'tan feel devam ediyoruz. Feel hissetmek arkadaşlar tabii ki. He feels sick and tired. He feels... Hasta ve yorgun. Sick and tired. Kendini hasta ve yorgun hissediyor. What is the matter with Nina? Nina'nın nesi var? Nina has a stomach ache. She has a stomach ache. Stomach ache. Güzel. Why can't Pablo stand upright? Neden dik Pablo duramıyor? Dik duramıyor? Çünkü beli ağrıyor. Because. Because. He. He. Has a backache. Has a backache. What are the patients doing now? Patient hastalar demek. Hastalar şu anda ne yapıyor? Sıra bekliyorlar. They are waiting diyebiliriz. They are waiting. For the doctor. For the doctor. Onların hepsi... To be examined. Doktoru bekliyorlar evet. Sevgili arkadaşlar. To be examined. Yani muayene olmak için. İlerliyoruz.
Evet. İki tane mi geçti? Bir tek, tek bir sayfa mı geçti? Güzel. Arkadaşlar burada da sizin için kitabımızdan tüm dersler soru bankasından bir tane soru seçtik. Bakalım nasıl bir soruymuş. What is the matter with her diyor. Onun nesi var demiş. Şimdi bu kişinin durumundan bahsetmiş. Hemen bakalım. You are at school and you see your best friend in the school garden. She feels bad. There are red spots on her face. Red spots. Aa, kırmızı benekler varmış yüzünde. Kızamık olmuş. O zaman buradaki problem nedir? Miskliz. The measles. Güzel. Kızamık. Neymiş durum? Diyor ki sen okuldasın ve en yakın arkadaşını okulun bahçesinde görüyorsun. O kötü görünüyor. Kötü hissediyor kendini. Yüzünde, onun yüzünde... Ne kırmızı var? Benekler var. Kırmızı benekler var. Bu arkadaşlar kırmızı benekler grip olduğunun işareti değil. Fever, hafif yüksek ateşin olduğu işaret değil. Burun akıntısı. Burun akıntısı işaret değil. Ama arkadaşlar kızamık olduğunu gösteriyor diyoruz. Ve bu şekilde videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.